teknik incelemeyi yaptıktan sonra ruhsatı iptal etmişiz. Evet. Doğru mudur? Bilgi zannede, doğrudur. Bu şirket, adı anılan şirket gitmiş mahkemeye yürütmeyi durdurma istemiş. Mahkeme bunların yürütmeyi durdurma kararını belediyenin yaptığı işlem doğrudur diye reddetmiş. Evet. Arkasından ikinci idare mahkemesine Aydın'da dava açmışlar. Mahkeme bilirkişi tayin etmiş, dosyayı incelemiş, gelmiş bilirkişiler yerinde incelemiş, üniversite hocaları rapor hazırlamışlar, vermişler. Demişler ki, özünü anlatıyorum, belediyenin ruhsat iptali doğrudur. Evet. Tamam mı buraya kadar? Arkasından tabii ki hukuk yolları tükenmez, herkesin de hakkıdır, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır, Danıştay'a gitmişler. Bu ikinci idare mahkemesinin aldığı kararı Danıştay'a götürmüşler. Evet. Danıştay bunu incelemiş. Demiş ki burada ikinci idare mahkemesine ithafen aldığın karar yanlıştır. Bunu tekrar sana yolluyorum gerisin geriye dosyayı demiş. Hı. Yani bu gelen yazıda ne yürütmeyi durdurma var. Dolayısıyla da açılımı olarak git belediyeye sen oradaki mühürlediğin mühürleri kaldır. İnşaat devam etsin diye bir karar yok. Bu bir. İkincisi henüz bizim elimize Danıştay muhalefetiyle kanuni yoldan gelmiş bir mahkeme kararı yok. Evet. Bu karar arkadaşlarımızın kendilerinin getirdiği bir karar. Evraktan geçirmişler. Biz de usulden almışız. Evet. Yani mahkeme kararı mahkeme tarafından tebliğ edilir. Doğru muyuz? Doğrudur. Bize mahkeme tarafından tebliğ edilmiş ne Danıştay tarafından ne de 2. İdare Mahkemesi tarafından bize tebliğ edilmiş. Burada evet. Şunu yapın, bunu yapmayın şeklinde bir karar yok. Yok. Böyle bir karar olmadan burası da kapıda ne yazıyor? TC Dilim Belediyesi yazıyor. Bu resmi bir kurum. Devletin resmi kurumlarından bir tanesi. Biz mahkemeden bize herhangi bir yönlendirme, bir karar gelmeden işlem yapamayız. Doğrudur. Şimdi arkadaşlarımızın buraya gelip de bir şekilde, üstelik ben oradaki avukatı da çok kınıyorum. Oradaki avukat, sen hukuku temsil eden, yargıyı temsil eden bir insansın. Tabii ki bir tarafın hakkını ararken öbür tarafın yanlış olduğunu iddia edeceksin. Ama eline aldığın bir kağıdı etrafına 40-50 kişi toplayarak, bayraklarla getirip burada psikolojik baskı kurmaya çalışarak insanların üzerinde böyle bir karar tebliği var mı? Evet. Türkiye'nin neresinde görülmüş? Türkiye'nin neresinde görülmüş? Siyasi davalarda bile böyle şovlar olmuyor. Üstelik bu bir idari davadır netice itibariyle. Bu evet. Defa çok yanlış. Toplumda bu şekilde gerginliğe algı yaratmaya hiç gerek yok. Evet. Özet olarak şunu söylüyorum. Henüz ne Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından ne de Danıştay tarafından Didim Belediyesi'ne resmi olarak tebliğ edilmiş herhangi bir karar yoktur. Evet. Tabii ki bu karar geldiği zaman hiçbir kurum mahkeme kararını, yargı kararının üzerinde değildir. Bize emrettiği şekilde, bize söylediği şekilde biz o mahkeme kararını tabii ki uygulayacağız. Ama henüz bize, elimize mahkeme kararı olarak gelmiş herhangi bir karar yoktur. Yoktur. O yüzden de ben hiçbir memuruma şu işlemi, şu getirilen, elden getirilen evrak muhalefetiyle işlem yap diyemem. Suç doğru. İşlemiş olur. Tabii ki. Netice olarak budur. İkinci kısmına geçeyim. Bu netice itibariyle bir ticari firmanın yürütme olan belediye ile arasındaki sıkıntıdır. Bir ihtilaftır. Bunun çözecek yeri de ben kendilerine söylemişimdir. Mahkemedir. Ve olay mahkemede devam ediyor. Bu netice itibariyle bir ortada ticari dava var. Bu işin etnik kökenle ne alakası var Allah aşkına? Ben kendilerine bunu soruyorum. Beni daha evvelden tanıyor muydunuz? Tanımıyordunuz. Ben sizi tanıyor muydum? Tanımıyordum. Onlara ithafen soruyorum. Sizin etnik kökeninin ne olduğu beni ilgilendirmez. Evet. Benim etnik kökenimin ne olduğu sizi ilgilendirmediği gibi. Biz kararlarımızı alırken güncel yaşantımızda insanlarla barışık olan insanlarız. Evet. Bırakın belediye başkanı olarak görev yapmayı. Ben kişilik olarak zaten insanlara barışık olan bir insanım. Bunu herkese sorabilirsiniz. Turizmci bir insanım üstelik. İşim benim insanlarla. Ben otelime daha evvelden gelen insanın etnik kökenine, milliyetine, cinsiyetine bakarak mı ağırlıyordum? Ki burada görev yaparken onun hakkında evet. tahsis edeceğim, işlemleri vereceğim izinleri onun etnik kökenine bakarak yapayım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu son derece ayıp. Allah indinde de son derece günah. Hangi mezhebe, hangi dinsel kökene bağlı olursanız olun, hepimizin inandığı tek bir Allah vardır. Gidiş yolu farklıdır. Allah indinde de bu son derece günahtır. Ticari bir işinizi algıyı yanlış yönde yaratacak gibi ve üstelik de o bahsettiğiniz camiaya mensup olan insanların üzerinden götürüp bu konuyla hiç ilgisi olmayan, o etnik kökene inanmış olan insanların hiç haberi yokken onların üzerinden götürmek bana yapılan haksızlıktan daha öte onlara yapılan bir haksızlıktır. Evet, doğrudur. Niçin Allah'ın yarattığı bir kulu
bir başka kula hiç haberi yokken, hiç bilgisi yokken kendini menfaatinizi ilgilendirecek bir konudan dolayı nefret tohumlarından yönlendiriyorsunuz. Çok ayıp bir şey, çok günah bir şey. Başkanım, şimdi burada bu encümen veya bir meclis kararıyla değil, başkan kendi kararıyla yapıyor. Burada bir böyle bir şey varsa başkan meclisten veyahut da encümenden geçirmesi lazım. Aynen. Kendisi hemen 10 gün seçimden sonra 10 günlükken bu kararı tak verdi diyor. Ben İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bir bu konuyla ilgili olarak bir bilgi istemişim. Onlar da bana bir rapor hazırlamışlar. O rapor neticesinde bu ruhsat iptal olmuştur. Bu kadar. Burada şahsileştirmek, kişiselleştirmek diye bir şey söz konusu değil. Üstelik o raporun neticesinde bu iptal edilmiştir. Akabinde mimarlar odalarından da görüşler istenmiştir. Daha doğrusu o ruhsat iptal edilmeden mimar odalarından da görüşler istenmiştir. Onların neticesinde bu işlem yapılmıştır. Bu şahsi bir işlem değildir. Bu bir belediyenin kanunlar çerçevesi içerisinde ruhsatı veriş şekliyle iptal ediş şekli bellidir. Ona göre yapılmış bir uygulamadır. Bütün mesele bundan ibaret. Sizden önceki belediyenin burada imar inşaat izni vermesine bir usulsüzlük siz tabii ki oradaki gördünüz. Meclis kararı uygulamadaki imar kanunlarına uygun değil. Üstelik burada alınan ruhsatla yapılan işlem birbirlerinden çok farklı. Onların iddia ettiği gibi işin içini çok fazla teknik tarafına girmek istemiyorum. Konut alanlarında yükseklik serbesttir. Onun başka kriterleri var. Onlar oluşturulduktan sonra imar planı ve plan notlarının emrettiği şekilde, öngördüğü şekilde burada o kriterlerin hiçbirisi uymuyor. Üstelik de burada o bir takım başka noktalarda kullanılabilecek olan plan notları burada bir şekilde uydurulmaya çalışılmıştır. Konu bundan ibarettir. O dönemki arkadaşlarımız burada bir yanlışlık yapmıştır. Kendilerini suçlamıyorum. Dalgınlık da olabilir, meclis kararları da yanlış olabilir. Her şey değişebilir. Her şey yanlış olabilir. İnsanız, şeşer beşer, yanılır. Ama önemli olan bunun düzeltilmesidir. Biz burada bu düzeltme işini yaptık. Yani denize ikinci sıradaki bir parselde bütün etrafındaki binaların 5 katlı olduğu bir yerde 10 katlı bir bina imar planı tadilatı yapılarak alınması olayı yanlışlıktır diyoruz biz. Evet. Bütün mesele budur. Bütün mesele budur. Sahilde 10 katlı binalarla yarın öbür gün başka vatandaşlarımız da gelip bu imarı kullanmak ister. Bu olacak şey değil. Evet. Yani burası bir turizm beldesi. Tabii. Hemen denizin önünde 10 katlı, 11 katlı, 15 katlı binaların olması, gökdelenlerin olması sizce hoş mudur? Değildir. Bütün mesele yani budur. Yani kirli bir görüntü aynen olabilir. Olay bundan ibarettir. Toparlayarak soruyorum, başka sorunuz yoksa toparlayarak söylüyorum. Burada yapılan işlem, belediyenin yaptığı bir idari işlemdir. Bu işin hiç kimsenin etnik kökeninden, dinsel inanışıyla alakası yoktur. Ben bu şahısların kim olduklarını da bilmem. Şahsi, kişisel bir problem de yoktur aralarında. Problem de yoktur. Netice itibariyle burada kanunlar çerçevesi içerisinde biz bir işlem yaptık. Bizim teknik ekibimizin ve aldığımız raporların bize gösterdiği yol öngördüğü şekilde bir karar aldık. Neticede olay yargıdadır. Yargının alacağı kararın üzerinde karar yoktur. Yargı ne karar alırsa tabii ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın uymakla mükellef olduğu mahkeme kararlarına biz de yine hukuki yönlerden tüm imkanlarımızı, tüm haklarımızı kullanarak biz de tabii ki yargı neticesinde çıkacak olan kararı saygı duyacağız. Ama şu anki bugünkü güncel konu olarak söylüyorum. Bizim oradaki bugüne kadarki olan uygulamanın dışında, yaptığımız olan uygulamanın dışında bize mahkeme kanalıyla, resmi kanalıyla gelmiş herhangi bir karar yoktur. Geldiği zaman teknik insanlarımızdan, kadromuzdan, hukuk kadromuzdan inceleyeceğiz. Tabii ki biz de hukuksal haklarını, belediyenin kamunun hukuksal haklarını kullanarak mahkemenin emrettiği doğrultuda gereğini yapacağız. Tamam. Konumundan ibaret. Tamam, teşekkür ederim başkanım.